Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan ve sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren yasa teklifi üzerine İYİ Parti grubu adına Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu söz aldı. İktidarın Aralık 2021'de sağlık çalışanları ile ilgili bir yasal düzenleme teklifi getirildiğini ve bu teklifin muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturdukları kamuoyu neticesinde geri çekildiğini hatırlatan Kabukçuoğlu, biliyoruz ki Temmuz ayı ücretlerinin zam ayıdır. Temmuz'dan hemen önce hazırlanan bu kanun teklifinde bir cinlik sezinlemekteyiz dedi. Aralık 2020'de bir yasal düzenleme teklifi getirildi. Sonra da geri çekildi. Beklentiler teklifin yetersiz olduğu ve kapsamının artılacağı şeklindeydi. Bir hayal içinde sağlık çalışanları 6 ay beklediler. Biliyoruz ki Temmuz ayı ücretlerin zam ayıdır. Temmuz'dan hemen önce hazırlanan bu kanun teklifinde bir cinlik sezinlemekteyiz. Teklif 6 ay önce getirilen tekliften daha da yetersiz iyileştirmeleri öngörüyor. Bu ülkenin tüm insanları vatanını severdir. Bundan hiç kuşku yok. Hükümet işi o hale getirdi ki ya aç kal ya ülkeyi terk et kıvamı yaratıldı. Zaten ülke gençlerinin %75'i yurt dışına gitme hayali kuruyorsa yetişkinlerin gücünden ne beklersiniz? Yoksulluk sınırı 19.600 lira, profesör maaşı 17.000 lira. Açıklamasında bulunan milletvekili Kabukçuoğlu, sağlık çalışanları istisnasız yoksulluk sınırıyla açlık sınırı arasında hayatlarını devam ettiriyorlar ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı dahil hekimler gidiyorsa gitsinler dediğine göre yöneticilerimiz sağlık çalışanlarına ihtiyacı olmadığını ifade ediyorlar. Türk Sağlık Teşkilatı yurt dışına hekim ihraç ediyor. TESİŞ'in yaptığı araştırmada Mayıs 2020 itibariyle yoksulluk sınırının 19.600 lira olduğunu biliyoruz. Oysa bir tıp profesörü 17.000 Türk lirası maaş almakta. Yani sağlık çalışanları istisnasız yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında hayatlarını devam ettiriyorlar.